Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Pixel Experience Plus ROM'undan bahsedeceğim. Ben genellikle zaten bu ROM'un arkadaşlar Plus versiyonunu kullanıyorum. Biliyorsunuz hani ROM'un iki farklı versiyonu var. Biri Plus versiyonu, bir de normal düz versiyonu. Hatta onu da şöyle göstereyim sizlere. Biri Plus Edition arkadaşlar ve düz Edition. Yani Plus Edition modelini ben kullanmanızı daha çok tavsiye ediyorum. Çok fazla arasında mükemmel hani ayrımlar olmasa da Plus Edition ROM'u daha iyi arkadaşlar. Bunlara ben daha önceki videolarımda falan değindim, arasındaki farklar vesaire nedir diye. Video uzun tutmamak adına bu kısmı es geçeceğim. Şimdi arkadaşlar şöyle izah edeyim sizlere. ROM'un arkadaşlar iki farklı güncellemesi çıktı. Bir tanesi şeyde 9.26'sına çıktı. Sonra 9.28'inde bir tane daha güncelleme çıktı ki gün arayla iki farklı güncelleme çıktı ve güncelleme çıkalı arkadaşlar yaklaşık bir hafta falan oldu. Ben de yaklaşık bir haftadır falan, bir hafta olmasa da bir 5 gündür falan kullanıyorum. Hani Pixel Experience ROM'unu zaten bayağıdır seviyorum ve hani uzun zamandır zaten bu ROM'u övüyorum. Hani bana ROM önerisi sorduğunuz zaman ilk önerdiğim ROM bu arkadaşlar. Ben açıkçası Pixel Experience ROM'larını çok seviyorum hani. Orijinalleri söylüyorum hani şeyleri söylemiyorum. Unofficial olarak üretilenleri veya işte Fan Edition olarak üretilenleri pek tavsiye etmiyorum. Yani ne her yani maintainer iyi ise kullanın ama maintainer'ı bilindik ve iyi birisi değilse kullanmanızı ben kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bu sebeple arkadaşlar kendi official olarak üretilen yazılımı kullanmanızı ben tavsiye ediyorum. Şimdi dediğim gibi bir 8. ayın, özür dilerim, Eylül ayının 26'sında bir de 28'inde 2 gün arayla farklı farklı iki ROM paylaşıldı. Öncekinin channel logonu yani güncelleme içerisinde yer alan neler değiştiğine dair herhangi bir şekilde bir bilgi bulamadım. Yani biraz araştırdım falan, pek bulamadım. Telegram kanalı üzerinde herhangi bir şekilde bir paylaşım bulamadım. 26'da çıkan paylaşım direkt olarak silmişler. Hatta onu da şöyle göstereyim sizlere arkadaşlar. Burada bakın arkadaşlar. Pixel Experience Plus MIUI Tool 2023-09-28. Bir de ben dediğim gibi indirmiştim. 23-09-26. Arasında ben açıkçası açıp tek tek bakmadım. Hani çok şey yapmadım. Kurcalamadım hani. Ne de ne geldi ne gitti falan vesaire. Çok hani dediğim gibi bilgi yer almadığı için ben de açıkçası ROM'un içerisine girip bunu kurcalamam, bakmam falan gerekiyordu. Hani çok inanılmaz şeylerin geleceğini düşünmüyorum. Büyük ihtimalle şeydir. Eylül ayının security update'i yani geldiğinden dolayı bunu direkt olarak yani yeni çıktıysa eğer veya yeni tasarım aşamasındaysa hani direkt olarak 2 gün sonra direkt olarak güncel versiyonu paylaşmışlardır diye düşünüyorum. Bu benim kendi düşüncem arkadaşlar. ROM'a dönecek olursak da bildiğimiz Pixel Experience ROM arkadaşlar. Onu da şöyle göstereyim sizlere. Linux ROM'unu kullanıyorlar. Bu ROM zaten arkadaşlar her zaman bunu değiniyorum. Çoğu artık hani yazılım bunu kullanmaya başladı. Linux ROM'u zaten arkadaşlar şarj odaklı bir ROM. Oyun için mükemmel seviyeler diyemem. Ama ben oyun testi falan da yaptım. Herhangi bir şekilde bir problem falan arz etmiyor. Hani bunların görsellerini şu an için koyamıyorum ama. Ama açık konuşayım, PUBG vesaire gibi ağır oyunlar veya FPS odaklı oyunlar pek oynamadım. Hani onları çok şey yapmadım. Basit basic oyunlar oynadım. Onu da şey yaptım. Hani o tarz oyunlarda da ben sorun yaratacağını pek düşünmüyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hani genel itibariyle ROM gayet stabil ve gayet düzgün bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir şekilde bir sorun veya sıkıntı yaratmadı. Hani şarj esnasında ısınmadır. Hani şarj sonrası kullanımda hani kopyalama hani veya farklı gibi durumlarda hani ağır kullanımlar diyeyim hani. Biraz cihaz zorladığım zaman falan herhangi bir şekilde ben kasma donma falan yaşamadım. Artı ısınma sorunu da yaşamadım. Hani bazı ROM'larda ısınma sorunu yaşıyorduk arkadaşlar. En basit şarj taktığımız zaman aşırı bir ısınma falan oluyordu. Bu sorun kesinlikle burada ben yaşamadım. Hatta Pixel Experience ROM'un arkadaşlar farklı bir Fan Edition şeye geldi. Güncellemesi geldi. Orada da mesela şeyi değiştirmişler. Kerneli falan değiştirmişler. Red Cherry falan kernel kullanmışlar. Ben açıkçası Red Cherry kerneli bilmiyorum. Hani çok fazla bilgi sahibi değilim. Yani belki ROM'la çok iyi çalışıyordur, çok uyumlu çalışıyordur. Hani belki oyun odaklıdır veya ne bileyim şarj odaklıdır. Bir fikrim yok yani günlük kullanım için daha iyidir. Bir fikrim yok hani bilgim yok. O yüzden şey yapmadım. O ROM'u da pek yani indirmedim. Tabii bilmiyorum hani ilerleyen dönemlerde belki indirir kullanırım. Bir fikrim yok. Bunun yanı sıra abi bildiğiniz gibi ya Pixel Experience ROM herhangi bir şekilde çok fazla özelleştirmeye yer vermiyor. Sadece ufak tefek şeyler hani bunlar nedir diye soracak olursanız mesela saatte saniyeyi gösterme. Bir de şarj simgesini gösterme o kadar. Onun haricinde maalesef ROM içerisinde özelleştirmeler yer almıyor. Zaten bütün özelleştirmeler de arkadaşlar ayarlar ve sistem bölümü bundan yer alıyor. Bilginiz olsun. Buradan dilediğiniz gibi ayarları yapabilirsiniz.
Hani burada hareketler bölümü var mesela. Buradan az çok hani zaten bütün menüler Türkçe olduğu için dediğiniz gibi buradan kurcalayıp bakabilirsiniz arkadaşlar. Bunu tek tek anlatmama gerek yok çünkü bunlar çok basic, çok basit şeyler. Bir tek tuşlar bölümü biraz şey arkadaşlar, hani nasıl desem sizlere, biraz detaylı diyeyim hani normal Pixel Experience ROM'larına göre. Ve durum çubuğu falan var arkadaşlar burada. Ağ göstergesi vesaire gibi şeyler var. Bunlar ufak tefek özelleştirebilir kısımlar burada yer alıyor. Bunun haricinde ROM içerisinde özelleştirebilir bölüm yer almıyor. Açıkçası artık ben Pixel Experience ROM'un içerisine bunların gelmesini çok istiyorum. Pixel Experience zaten arkadaşlar gayet güzel ve stabil bir ROM. Herhangi bir şekilde bir size sorun yaratmaz. Bir problem arz etmez kolay kolay. İlk zamanlar Android 13 ilk çıktığı zamanlar ben çok uzun zamandır bekliyordum o zamanlar. Hani bundan yaklaşık nasıl desem bir yıl kadar önce ya da bir 7-8 ay vardır eminim. O dönemlere çıkan ROM'ları maalesef iyi değildi. İlla ki yani ufak tefek sorunlar olacak, olmayacak değil. Hatta çok geç çıkmıştı. Ben daha iyi, güzel, daha iyi bir ROM bekliyordum. Hani yaklaşık ben bu ROM'u kullanmayalı işte Pixel Experience ROM'unun tanıtımını işte videosunu çekmeyeli falan bir 6 ay falan oldu. 6 aydır denemiyordum. 6 aydır, özür dilerim, 6 ay sonra tekrar yükledim cihazıma, kullandım. Herhangi bir şekilde gibi kasma donma falan herhangi bir problem yaşamadım. Gayet stabil bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir şekilde bir sorun arz etmiyor. Hani gönül rahatlığıyla bu ROM'u kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani genel olarak anlatacağım şeyler bunlar arkadaşlar. Bunun haricinde diğer ROM'larda olduğu gibi arkadaşlar şey gelmiyor. Dolby Atmos modülü falan yüklü bir şekilde gelmiyor. Bunu modülünü bulup kendiniz yüklemeniz gerekiyor. Mac üzerinden hani biliyorsunuz klasik Mac üzerinden modül olarak yükleyebilirsiniz. Veya TBRP'den arkadaşlar varsa elinizde dosyası onu o şekilde yükleyebilirsiniz. Onun haricinde dediğim gibi söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok. Bu arada Mac gayet uyumlu bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir şekilde bir sorun arz etmiyor. Hani YouTube uygulamaları, Revenge falan belki kullananınız vardır arkadaşlar burada. Göstereyim şöyle. Bunlar herhangi bir şekilde yani sorun yaratmıyor. Gayet stabil bir şekilde çalışıyor. Yani genel olarak anlatacağım şeyler bunlar arkadaşlar. Eğer buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok 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 iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.